Merhabalar herkese. Ben Tuğba Baykara, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. İngilizce öğretmenliği bölümündeyim. Bugün mesleki gelişim topluluklarının İngilizce öğretmenlerinin gelişimleri üzerine etkilerini tartışacağız. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman belki aramızdaki İngilizce öğretmenler için çok anlamlı olmayabilir. Benim için de biraz havada kalıyor ama İngilizce olarak PDC toplantılarına katılanlar var mı aramızda? Evet, yürütücü olarak. Dolayısıyla biraz bilgi sahibiyiz bununla ilgili. Şimdi belki süreç içerisinde hocam sunum esnasında görüşlerinize de yer verebiliriz. Şimdi öncelikle öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin niteliğinin gelişime açık olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani hani öğretmen kendisini geliştirmeye, değiştirmeye ve yenilemeye açık olmalı. Mesleki gelişim topluluklarının asıl amacı bu aslında. Avrupa'da çok yaygın mesleki gelişim toplulukları ve sadece öğretmenlikle ilgili değil, alanda aktif olarak çalışan, iş hayatında aktif rol alan bütün bireylerin gelişimini destekleyen topluluklar. Yani aynı alanda çalışan bireyleri bir araya getirip ortak sorunlar, çözüm önerileri, gelişime değişim amaçlıyor. Bu nedenle hem bütün iş alanları için hem de bizim öğretmenlerimiz için aslında önemli fırsat kapısı olarak görülüyor bu mesleki gelişim toplulukları. Biz çalışmamızda buradan yola çıktık. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencim var, onunla da bu konuyu çalışıyoruz. Yürütücü olarak bu topluluklarda yer alan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıları ve olumlu olumsuz yanları daha detaylı bir araştırmaya tabi tutuyoruz açıkçası. Geçebiliriz. Şimdi öncelikle mesleki gelişim kavramını bir açmak lazım. Mesleki gelişim denilince mesela ne geliyor aklımıza? Var mı fikri olan? Mesela şu an mesleki gelişimin tam ortasındayız. Bu konferanslar, çalıştaylar, online veya yüz yüze olan bütün eğitimler, workshoplar, seminerler, gelişimimize katkı sağlayacak her türlü adım mesleki gelişimin bir parçası. Öğretmenlik mesleğiyle de ilintilendirecek olursak ben şöyle tanımlamayı tercih ediyorum. Meslekte aktif olmak. Çünkü meslekte aktif olmak, biliyorsunuz bizdeki öğretmenlik sistemi atandıktan sonra öğretmeni, belki bu birazcık eleştiri olacak ama öğretmeni biraz yalnız başına bırakmak gibi mesleki anlamda. Dolayısıyla Avrupa'daki sistemin öğretmeni belirli aşamalarla gelişmeye sevk eden, kendini yenilemeye sevk eden bir adım. Bu anlamda da mesleki gelişim toplulukları ve akabinde bununla paralel aslında CFR toplantıları var. Belki onunla da ilgili bilginiz vardır. Mesleki gelişimin en önemli adımları, yani şu an aktif olarak Milli Eğitim'de görev yapan bütün öğretmenlerin mevcut koşulları ayak uydurmasını sağlamak. Temel amacı bu. Dolayısıyla biz mesleki gelişim topluluğu denilince işbirliği, güçlü iletişim ve yenilik, bunların bir araya gelmesi olarak düşünebiliriz. Peki Türkiye'deki mesleki gelişim toplulukları, yani PDC'ler ne zaman başladı? Hemen onunla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Yalova ve Erzurum'daki eğitim enstitülerinde seçilen öğretmenlerin belirli bir süre eğitim alması, birlikte İngilizce projesi kapsamında eğitim alması ve eğitim aldıktan sonra yürütücü ünvanıyla çalıştıkları şehirlerde aylık toplantılar düzenlemesiyle başladı. Daha sonra pilot uygulama olarak başlatılan bu uygulama ülke geneline yayıldı ve şu anda PDC toplantılarında yürütücü olarak görev alan öğretmen arkadaşlarımız aylık toplantılarla, toplandıkları gruplarla aldıkları eğitimi onlarla paylaşıyorlar ve bu şekilde yürütüyorlar. İlk başladığı zaman online olarak Birlikte İngilizce projesinde yer alan British Council ve bakanlık temsilcilerinin yer aldığı after session'lar yapıyorlardı. Yani yapılan toplantılardan sonra nasıl geçtiği bir rapor süreci gibi tartışmalar yapılıyordu. Ama sanırım zaman içerisinde bu toplantılar kaldırıldı diye biliyorum. Devam edelim. Şimdi bu çalışmanın amacı mesleki gelişim topluluklarının İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin üzerindeki etkisi. Ama mesleki gelişim topluluklarına katılan iki ayrı grup var. Biri yürütücü olarak tanımladığımız grup, yani bu eğitimleri veren, bir de o eğitimlere katılan öğretmenlerimiz. Dolayısıyla bizim grubumuz, çalışma grubumuz yürütücü olan grup.
yani eğitimi sürdüren grup ve onların mesleki hayatları üzerine, mesleki gelişimleri üzerine çok yönlü etkilerine odaklanmak. Ama çok yönlü etki derken bu çok büyük, çok geniş bir kavram. Bu şekilde bir makale konusu olmak için oldukça geniş. Biz bunu sadece bir ortaya çıkabilecek temalardan bir tanesi olan iş tatminiyle ilişkilendirmeyi uygun gördük. Dolayısıyla mesleki gelişim anlamında iş tatmini arasında bir bağlantı var mı yok mu ona baktık. Bu anlamda da öz performansları, iş tatminleri, motivasyonları ve bunların toplamında da kelebek etkisine baktık. Değişebiliriz. Yöntemimiz nitel araştırma yöntemi. Nitel araştırma yöntemi daha küçük gruplarla daha detaylı bilgiler almaya olanak sağlayan bir araştırma yöntemi. Dolayısıyla katılımcıların görüşlerine yarı yapılandırmış formlar aracılığıyla başvurduk. Katılımcılarımız 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Nevşehir ilinde görev yapan, yürütücü olarak görev yapan 16 İngilizce öğretmeni katıldı. Değiştirebiliriz. Görüşme tekniği kullanılarak elde edilen veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toparlandı ve içerik analizi yöntemiyle de analiz edildi. Peki çalışma grubumuzu nasıl seçtik? Random tekniğiyle ve gönüllülük esasına bağlı olarak belirledik ve ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi olmak üzere karışık bir öğretmen grubuyla çalıştık. Şimdi ilk olarak öz performans yani iş tatmini ile ilgili bulgumuz var. Zaten asıl araştırma yöntemimiz de konumuz da buydu. Peki iş tatmini, ben bunu da tartışmak istiyorum aslında sizinle. İlk sunum yapan hocamıza şunu sormuştum. Milli eğitimle üniversite arasındaki bağı nasıl kurdunuz diye. Bizim için çok önemli bu. Çünkü okulda bizim fakültede öğrencilere verdiğimiz bilginin milli eğitimde bir karşılığı olmasını istiyoruz her zaman. Ve bunu çok önemsiyoruz. Bu nedenle iş tatmini denildiği zaman öğretmenlerimiz bunu nasıl tanımlamak isterler? İş tatmini her zaman mesela genelde maddi boyut gelir. İş tatmini her zaman maddi boyutla ilintili midir mesela? İlk etap. Mesela öğrencilerimiz bazıları öğretmen olmak istemiyor. Özellikle staj toplantılarında bunu çok konuşuyoruz. Neden istemiyorsunuz? İlk gerekçe maddi boyutu. Evet iş tatmininin bir yönü ama tek başına yeterli değil iş tatminini tanımlamak için. Bir bileşeni sadece. Evet, çalışma grubumuzla yani öğrenci grubumuzla ilintili. Aslında ben bunu benden önce sunum yapan hocamızın ismini, hocam isminiz? Selda hocamın sunumuyla ilintilendirmek istiyorum. Selda hocamın bu projesi aslında mesleki tatmin örneği. Meslek liseleri biliyorsunuz öğrenci grubu olarak hep şöyle tanımlar oradaki öğretmenler. Hani eleğin elenip en altta kalan grubudur. Dolayısıyla akademik anlamda onları teşvik etmek, desteklemek çok zordur. Bir de söz konusu İngilizce olduğu zaman bu iki kat zorlaşır. Stajda da bunu gözlemliyoruz. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor öğrenciler. Selda hocamın gördüğü bir örnekten yola çıkarak okulda böyle bir projeye dönüştürmek istemesi, projeyi öğrencilere aktif olarak yer vermek istemesi ve daha sonra bunun sonuçlarını gözlemlemek istemesi aslında iş tatminiyle doğrudan ilintili. Çünkü yaptığınız okuldaki yaptığınız eylemlerin sonuçlarını somut olarak görmek istiyoruz. Dolayısıyla iş tatmini dediğimiz zaman aslında manevi ve maddi doyum olarak tanımlayabiliriz biz iş tatminini. Peki öğretmenlikle ilgili bir araya getirecek olursak öz yeterlilik, sınıf disiplini, okul ortamı ve iklimi, öğrenci katılımı, onların başarısı, aktif olarak derse bakış açısı, iş yükümüz ve stresimiz, bu da iş tatminiyle yakından ilintili. Profesyonel olarak işbirliğimiz, liderlik gibi özellikler iş tatminiyle yakından ilintili. Peki yürütücü olarak İngilizce öğretmenleriyle yaptığımız görüşmelerde bu topluluklarda yer almanın kendilerine olumlu anlamda iş tatmini bağlamında olumlu etkilediğini dile getirdiler. Peki hangi açılardan olumlu etkiledi? Farklılaşma biliyorsunuz PDC toplantılarının belirli temaları vardı. O temalar bağlamında farklılaşma, farklı yöntem ve teknikler, dijitalleşme,
teknolojinin kullanımı, farklı bakış açıları bir araya gelen öğretmenlerden hem çalışma grupları hem farklı okul türlerinde yer alan öğretmenlerle bir araya geldikleri için farklı bakış açılarını görmeleri, işbirliği yapmaları, yani ortak sorunlar veya ortak çözümler anlamında işbirliği, etkili iletişim, gruplar arasında bir işbirliğinin oluşması iletişimi de destekliyor. Sınıf yönetimi, süreç odaklı değerlendirme gibi konularda öz performanslarının olumlu yönde yükseldiği ve bunu da iş tatminini de etkilediğini dile getirdiler. Geçebilir miyiz? Motivasyonla bir önceki, ikinci bulgumuz. Mesleki gelişim topluluklarında yürütücü olarak yer almanın iş tatmini düzeyindeki artışla beraber motivasyonlarını da olumlu yönde etkilediğini ifade ettiler. Dolayısıyla biz iş tatminiyle motivasyon arasında da doğrudan bir ilişki kurmuş olduk bu bağlamda. Biliyorsunuz öğrenci başarısında en önemli etken öğretmenin de motive olmasıdır. Bu anlamda da olumlu öğretim sürecini olumlu etkilediğini dile getirdiler. Biz motivasyon dediğimiz zaman öğretmenlerin hem iş yükü hem ekonomik gerekçeleri hem kişisel özel hayatında yaşadıkları sıkıntılar veya özel hayatla ilgili sebepler veya dış faktörler motivasyon üzerine olumlu veya olumsuz etkiler yaratabiliyor ve öğretmenlerin öğrenci motivasyonunu artırmak ne kadar zorsa öğretmenlerin motivasyonunu artırmak o kadar zor diye düşünüyorum. Çünkü İş yükleri, işte istenilenler, evdeki hayat ve ekonomik gerekçeler dediğimiz gibi pek çok husus bunda etkili. Ve aynı branştan yer alan öğretmenlerin bir araya gelerek ortak sorunları konuşup tartışmasının motivasyon üzerinde olumlu etki bıraktığı çalışmamızda vardığımız sonuçlardan bir tanesi, elde ettiğimiz bulgulardan bir tanesi. Derslerin daha keyifli geçtiğini dile getirdiler. Aslında bu kelebek etkisiyle yakından ilintili. Çünkü yürütücü olarak bir gruba ders anlatmaya başladığınızda, onları aldığınız eğitimle bilgilendirdiğinizde bunu sınıf ortamınıza da otomatik olarak aktardıklarını dile getirdiler. Aslında aktif olarak görev yapan İngilizce öğretmenlerini eğitirken bir yandan da bunları kendi derslerine de aktardıklarını söylediler. Mesela bu toplantılara bir ısınma aşamasıyla başlayıp arkasından çeşitli videolar izleme, IELTS alanı ile ilgili güncel materyalleri kullanma, teknolojiyi kullanma gibi bir aktif hazırlık sürecini gerektiren bir toplantı süreci mesleki gelişim toplulukları. Dolayısıyla bunları yapan öğretmenler yani yürütücülerin sınıf ortamına da aktardığını dile getirdiler ve bu anlamda da kelebek etkisi olduğundan bahsetmemiz mümkün. Tabii ki hemen toparlayalım şöyle. Bir diğer kelebek etkisi ise öğretmenleri ortak sorunlar arasında bir araya getirmek. Yani herkes kendi okulunda, kendi sınıfında yaşadığı problemleri tartışıp ortak çözüm önerileri getirmek, çözüm odaklı bir öğretim planı izlemek anlamında da etkili olduğunu dile getirdiler ve yalnız olmadıkları hissi. Bu çok önemli. Mesela sınıfta öğretmen bir problem yaşadığında sanki veya bu problem sadece eğitim, öğretimle ilintili değil. Okulda yaşadığı genel bir problem olabilir, sınıf içerisindeki bir problem olabilir. Bunu meslektaşlarıyla o toplantılarda dile getirme, tartışma fırsatı bulduklarını ve bu anlamda da kendilerini daha güçlü hissettiklerini dile getirdiler. Son olarak yine kelebek etkisiyle ilgili olarak teknoloji kullanımı, bunda daha yetkin hale geldiklerini belirttiler. Teknolojik anlamda kendilerini desteklediğini söylediler. Sonuç olarak bu topluluklara da yer alan, yürütücü olarak yer alan İngilizce öğretmenlerin hem iş tatmin düzeylerinin hem öz performans düzeylerinin arttığı, motivasyonlarının arttığı ve bu topluluklarda yer almanın yarattığı kelebek etkisiyle İngilizce öğretiminin daha başarılı olduğu sonucuna vardık. Öneri olarak öncelikle müfredat gelişme ve ders kitabı geliştirme konusunda bu toplantılardan çıkan raporların yardımcı olabileceği kanısındayız. Benim gözlemlerim de şöyle bir öneriye yol açtı. Mesela başka branşlara da bu toplantıları yaymak. Mesela özellikle matematik gibi hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin öğretirken sıkıntı yaşadıkları ve temel becerilerden bir tanesidir. Onlarda da bunları yapmak ve öğretmenlerle hem bakanlık basamağının hem de belki üniversiteleri de devreye sokarak çok yönlü bir
çalışma yapılarak somut sonuçlarına odaklanarak aslında eğitimi iyileştirme ve daha verimli hale getirilebilir. Çünkü bir araya gelip ortak sorunlar tartışıldığında, daha ileriye nasıl gidilebilir konuşulduğunda müfredatı ve eğitimi de daha verimli hale getirebileceğini düşünüyoruz. Bunlar da önerilerimiz arasında. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım verimli geçmiştir.